Ne? Nişanilerin evi satılmış. Onunla evlenmenin bir faydası kalmadı. Bozun şu nişanı. Hayır, henüz değil. Ama neden baba? Benimle konuşuyorsun. Kapa şu telefonu lütfen. Kaç tane kızla görüşüyorsun anlamıyorum. Baba, bu kızlar benim yedek planlarım. B, C, D. Eğer nişanı evlerini geri alamazsa o kızlardan biriyle evleneceğim. Ve o gün geldi. Nişanı bozalım artık. Zaten nişaniden çok sıkılmıştım. Onunla olmanın hiçbir anlamı kalmadı baba. 2 yıldır bu kızla uğraşıp duruyorum. Yeter artık. Yeter oğlum. 1 ay daha dayan. 1 ay. Dava hala sonuçlanmadı. Eğer kazanılırsa öyle paramız olacak ki bunun gibi birçok ev alacaksın. Ve şunu unutma. Harşad'ın sayesinde para kazandık. Anladın mı? Dinle. Eğer işler yolunda gitmezse söz nişanı ben bozacağım. Bu arada evi kim satın almış biliyor musun? Umurumda değil. Borsa piyasasının yeni kralı. Harbi mi? 2 yıl içerisinde şirketi tavan yapan adam mı? Harşad Parek bile o kadar zengin olamadı. Ama Arvi bütün işlerimi mahvediyor. Onunla hiçbir şekilde başa çıkamıyorum oğlum. Baba, hiç endişe etme. O gün gelecek. Ve onu da biz mahvedeceğiz, tamam mı? Biliyorum. Kimin sayesinde? Şimdiye kadar kimse Arvi'yi görmedi. Bütün bildiğimiz bir gecede borsayı alt üst etti. Efendim? Hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Sadece çalışıyor. Gazetelere ya da dergilere de röportaj vermiyor ve internet sitelerinde de asla hakkında bir bilgi yok. Yol açın. Efendim lütfen. Kapat kameranı. Efendim sadece sizi konuşmak istiyoruz. Efendim lütfen. Hayır olmaz, çıkarın onları buradan. Acele edin. Efendim lütfen. Bu ne böyle? Hemen güvenlik şirketini değiştirin. Bütün herkes onu ismiyle tanıyor. Piyasada onun ismi konuşuluyor. Bu adam piyasanın kralı değil mi? 2 yıl önce Harşad Parek kralıydı. O geldiği zaman herkesin gözü onda olurdu. Sence konuşabilecek miyiz? Yüzünü göremiyorum. Şu adama bak. Karizma akıyor. Hadi git git git. Affedersiniz. Affedersiniz. Dokunduğu her şey altına dönüşüyor resmen. Biz de onun yatırım yaptığı şeylere para yatıracağız. İki yıldır kimliğini gizleyip duruyor. Ama duyduğuma göre büyük bir parti verecekmiş. Belki onu orada görürüz. Herkese merhaba. Günaydın efendim. Efendim. Görünen o ki hepiniz kim olduğumu bilmek istiyorsunuz. Başlayalım. Arvi, asli borsacılık analizleri. Ve ben de yönetim kurulu başkanıyım. Şirketimizin sizin gibi
genç borsacılara ihtiyacı olduğunu duymak sizi memnun edecektir. Ne kadar da genç. Bu genç yaşta o kadar ünlü ki. Keşke onun arkadaş olabilsek harika olurdu. Şirketimiz sizin için bir parti hazırladı. İletişim kurup biraz iş konuşacağız. Davetiyeler dışarıda verilecek. Hepinizi orada görmek istiyoruz. Diğer önemli bir şey ise, size hisselerden bahsetmiştim ya, hepsini satın alın. İşinize devam edin. Teşekkür ederim. Merhaba. Siz? Ben Çırak. Çırak Mehta. Adımı duymuş olmalısınız. Hayır. Duymadınız mı? Tamam. Verdiğim partilere gelmediniz mi? Ben partilere katılmam. Ama siz benimkine katılmalısınız. Davet edilebilirsem elbette. Herhalde ünlüsünüz. Bu doğruysa davetiniz zaten size ulaşacaktır. Görüşmek üzere. Ne olursa olsun o partiye katılmam gerekiyor. Önerdiğiniz tüm hisseleri satın aldık efendim. Yarın sabahtan önce de hisseleri satacağız. Kartvizitler dağıtıma çıktı. Artık herkes şirketin adını biliyor. Fakat sizi kimse bilmiyor. Herkes sizi görmek için sabırsızlanıyor. Ve şehirdeki insanlar sırf sizi görmek için partinize katılacak efendim. Listenizde bulunan herkese davetiye gönderdik. Bütün zengin kişilere. Ama bir isim dikkatimi çekti. İşani Parek. O kim efendim? Üzgünüm. Tekrar olmayacak efendim. O kişiye de davetiye gönderilecek. Çok üzgünüm. Evet. İşani Parek'in evi mi? Evet. Kendisine bir davetiye var. Parti davetiyesi mi? Teşekkür ederim. İyi günler. Hiç düşünmezdim. İşani ve parti gibi kelimeler yan yana nasıl gelebilir? Cidden garip. Parti mi dedin? Evet. Baksana. Oo, artık partilere gidemeyeceğimi düşünüyordum. Ver bakayım. Ha şuna bak. Şu kartın güzelliğine baksana. Kart böylese kim bilir parti nasıldır ha? Baksana. Hadi eski kıyafetlerimizi çıkaralım. Hadi. En son Çırak'ın partisine gitmiştim. Çırak davet etmişti. Zaten sonra nişanlandılar. Ya ya ne demezsin, 2 yıl boyunca da nişana takılıp kalıp bir düğünü yapamadılar. Düğün olacak Dişa, merak etme. Hey baksana, parti neredeymiş? Tamam. Ne oldu? Parti bizim eski evde olacak. He? Harek Malikanesi. Ne? Kartta bizim evin adresi yazılı. Bu nasıl olabilir? Bizim ev mühürlü değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.